Şimdi bizim de bir yaramaz kızımız var. Fakat bizim kızımız biraz daha değişik bu hikayelerden. Yaramazlıkları da değişik. Bakalım insanların olduğu bir ortama girdiğinde o ortamı, o ortalığı nasıl karıştırıyormuş onu izleyeceğiz efendim. Buyurun. Ya. Of Beltap ya, tutturdun dağ evinde tatil yapalım diye. Az kalsın ayılara yem olacaktık ya. Of, canımızı zor kurtardık. Kızım vallahi onlar ne cesur çocuklarmış ya. Nasıl kurtardılar bizi ayıdan ya. Helal olsun vallahi. Dağ evinde kalan kızları kurtaran cesur çocuklar. Ay çok şeker ya. Evet ya, resmen hayran oldum çocuklara. Ay ne güzeldi. Ay bu arada çocukları eve davet ettim biliyorsun. Gerçekten mi? Evet ama odun toplayacaklarmış şimdi. Toplayıp gelecekler. Bir dakika, bir şey diyeceğim. Dağ başında, ormanda nasıl hemen öyle odun bulup gelecekler? Onların gelmesi en az bir saat sürer. Geldiler galiba. Kızım orada duymuyor musun sesleri? Kusura bakmayın, kapı açıktı. Biz odunları getirdik. Aa, ne çabuk geldiniz. İlk defa karşı cins bizden bir şey isteyince bize bir deli kuvveti geldi. Bu kurumuş ağacı yerinden söküp getirdik. Ay İbrahim, çok tatlısın ve çok güçlüsün gerçekten. Şuraya bırakabilirsiniz. Okay. Pardon, yani bulaşmayayım dedim de merak ettim. Bu kurumuş palmiyeler mi? Soğuk havada kurumuş palmiyeyi nereden bulmuşsun? Biz Aziz abi nasıl bir kuvvet geldiyse biz koştur. İzmir'e yetiş. Palmiyeyi kurut. Kötümle süt getir. Defter arasında. Aşk insana neler yaptırıyor. Güzel, bak ne güzel oldu. Yani bu ağacı seçmeniz de hikayeyi daha da kuvvetlendirdi. Bir ana neler düşünüyorsun? Buyurun. Ay İbrahim, gerçekten çok güçlüsün ve çok tatlısın. Şöyle bırakabilirsiniz. Okey. Tamam, böyle iyi mi? Evet. Oldu o zaman. Size iyi geceler. Aa, nereye gidiyorsunuz ya? O kadar odun topladınız, ağaç getirdiniz. Niye? Bizi odunla dövecek misiniz? Ya ne alakası var canım? Biz böyle şömine karşısına oturup bir şeyler içeriz diye düşünmüştük. Bilal, şu anda iki kız bizi dağ evlerine davet edip şömine başına bir şeyler içmek istediklerini söylüyorlar. Sence neden? Şimdi anlarız İbrahim. Hı. Pardon, siz fitre ve zekat vermediyseniz bizle bu sevabı kapatamazsınız. Yani biz araştırdık, öyle olmuyormuş. Ay sen ne tatlısın ya. Ne alakası var canım? Yani fırtına çıktı ve yollar kapalı. Nereye gideceksiniz ki şu havada? Ya evet, ayrıca siz bizim hayatımızı kurtardınız. O yüzden biz size teşekkür etmek istiyoruz. Ha. İbrahim, küçük bir toplantı. Bir saniye, randevu defterime bakayım, müsait miyim? Tertemiz bir sayfa olduğunu biliyorum İbrahim. Uzatma, gel buraya. Okey. Sahi sen o ayıyı nasıl kaçırttın bro? Ayı mı? Ben onun ayı olduğunu bile fark etmemiştim Bilal. Boyu boyuma, huyu huyuma bir kız zannettim. Ve kendisine çıkma teklif ettim. O benim teklifimi duyunca çığlıklar atarak kaçtı. Kısmet değilmiş bro. Hı. Boş ver, üzülme. Toplantı bitti. Okey, ben notlarımı alıyorum, sen git. Ya pardon, size bir şey soracağım. Siz dağda, karanlıkta, ormanın içinde ne yapıyordunuz? Biz aslen müzisyeniz. Rüyalar Caddesi isimli grubun kurucu üyeleriyiz. Ya gerçekten mi? Ay süpermiş. Anladım, burada da böyle bir dağ eviniz var. Gelip beste yapıyorsunuz burada. Hiç. Ay, çok güzel. Hiç alakası yok, inanın. Ya bu vapurlarda hani çalgıcılar oluyor ya, hem çalıp hem söylüyorlar. Ha. Biz de bunu uçakta yapmaya çalıştık. Oldu mu? Olmadı. Kim derdi ki o karizmatik sesli pilot bağıra çağıra bizi uçaktan aşağıya atsın. Paraşütleri son anda tepemizden bıraktılar neyse ki. Zor yakaladım. Evet. Yoksa bizim ne işimiz var böyle dağ başı, ıssız ve korkunç bir yerde? Olsun canım. Öyle olsa ne olur. Siz çok güçlüsünüz ve çok cesursunuz. Ay kız bitiyor mu? İşi gel, galiba. Gel içeride gidip sıcak çikolata hazırlayalım. Koş, koş, ha. Koş. Ya, siz bizi kovmuyor musunuz? Bilal, inanabiliyor musun? Şu anda iki kızla dağ evinde şömine başında baş başayız. İbrahim, ben çok korkuyorum bro. Ne zaman bir kızla böyle ıslak rüyalar tadında bir şey yaşayacak olsak kesin başımıza bir şey geliyor. Başımıza ne gelebilir ki Bilal?
dağ başındayız ve ayılar bile bize karşı. Ne olabilir? Hayır, yani burada en fazla ne olabilir? Sizi öldüreceğim. Büyük olanı küçük olanla döverek öldüreceğim. İbrahim, hala başımıza ne geleceğini merak ediyor musun? Ben şu anda ılık ılık altıma merak ediyorum İbrahim. Dur, tamam, korkma. Belki de küçük bir kızdır, ha? Dur, onu bir seveyim. Merhaba küçük kız, nasılsın? Parmaklarımı yedi İbrahim. Parmaklarımı yedi. Sakin ol Bilal. Korkudan içine büzülmüşler. Tamam o zaman, okey. Siz ikiniz buraya gelmekle çok büyük bir hata ettiniz. Sizin kafa derinizi yüzeceğim. Daha sonra saçlarınıza sizi boğacağım. Ses tellerinizi sökeceğim, kendime küçük tokalar yapacağım. Ve burunlarınızda da divit yapacağım. Aa, İbrahim, kız Derya Baykal'ın psikopat versiyonu çıktı. Her şeyimizden bir şekilde faydalanacak. Kapı o lanet olsun çeneni. Şimdi gel bakayım buraya. Senin derin sert miyim? Hayır, hayır, yapma. Yapma, ne olur yapma. Hayır, yapma, yapma. Of ya. Ne oluyor burada ya? Ne oldu Bilal, ne oluyor? Ya bu şeytanın kızı. Bizim ruhumuzu emecekti. Ay ne alakası var ya? O Sinem, yan komşu Gülseren teyzenin kızı ya. Sinem, iyi misin ablam? İyiyim. Betap abla, ben evde oturuyordum. Annemler yemeğe çıktılar. Canım portakal çekti. Bizde portakal kalmadı, soyamadım. Size geldim, arka kapıdan geldim. Abiler korkmuş bir anda. Bana CD bağırdı. Takılmış CD. Abiler de korktu, bana bağırmaya başladılar. Ama olsun, ben yine de onları çok sevdim. Hey, kıyamam sana küçük kuzu. Ya inanmıyorum, siz küçücük çocuktan mı korktunuz ya? Abilere ben şaka yapmıştım. Abiler, siz şakadan da mı anlamıyorsunuz? Ha, ne yani? O deli yüzmek falan, hepsi şaka mıydı? Ya İbrahim, ne adamsın ya? Küçücük bir kızdan mı korktun ya? Bilal, sen ağladın mı? Kızın haline üzüldüm. Sonuçta sanatçı bir kişiliğim yani. Ay Sinemciğim, görüyor musun abileri ya? Gel bakayım ablacığım, sen şöyle otur şöyle. Otur sen. Bir şimdi mutfağa gidelim, böyle güzel bir şeyler hazıralım, gelelim tamam mı? Sen cips sever misin? Bayılırım. Ay süper. Tamam o zaman. Sen şimdi güzel güzel uslu uslu otur abilerle. Tamam. Anlaştık. Ama abiler de benimle oynasın, ben evde sıkıldım. Onları çok sevdim. Ay canım benim ya. Sakın bu çocuğa bağırmayın tamam mı? Gözümüz üstünüzde. Tamam. Evet gözümüz üstünüzde. Soruyor şey, soruyor. Ne oldu? Soruyor. Elini yaktı herhalde. Yani size karşı olan güvenimiz sarsılsın istemeyiz. Bilal, şu anda çok büyük bir hata yapıyoruz. Eğer biz bu küçük kızı mutlu edebilirsek, belki içerideki iki kızla öpüşürüz. Gerçekten mi? İnanamıyorum ya. Küçük kız, sana şarkı söylememizi ister misin? Ah, ninni gibi bir şeyse olur. Tamam, o zaman ben miden giriyorum. Benim canım faa çekti. Niye, bugün ne ki? Ve kış, soğuk. Tamam o zaman. Okay. Rüyalar caddesinde. Evler konforludur, rötötötö. Konfor. Otoparklar doludur. Çok dolu. Çocuklar orada koşturur. Çoluk çocuk. Gel haydi. Gel. Senle oynayalım. Saklambaç körübe falan. Şen kahkahayla coşalım, coşturalım. Kız yine psikoya bağladı Bilal. İnanamıyorum, testlerimi çıkardı. Oh, işkence aletlerini sıralıyor. Kaç İbrahim, kaç. Okay. Hiçbir yere gidemezsiniz. Şimdi size küçük bir oyun oynayacağız. Eğer kaybedersiniz, senin burnunu senin ağzına dikeceğim.
Ya ablacığım, bak tek basamaklı yaştasın, sana abla diyorum. Niye böyle oldu ya? Sen niye böyle şeyler yapıyorsun? Puzzle gibi bizi kesip biçmenin derdindesin. Kes artık! Bu oyun oynanacak. Adı ne bu oyunun küçük? Kazma birader. Yanlış biliyorsun. Kızma birader diyor. Hayır, ben onu değiştirdim. Hı. Oyunumuz çok basit. Şimdi aklınızdan bir sayı tutacaksınız. Ben de tutacağım. Tamam. Eğer ikisi aynı olmazsa sizi bu iple öldüreceğim. Ay çok eğlenceliymiş. Daha sonra da mezarınızı bu kazmayla kazacağım. Çok güzel, çok güzel. Evet. Şimdi tutun bakalım sayıyı. Tuttunuz mu? Tut. Söyle. Üç. Üç. Ya İbrahim, neden başka bir sayı tutmuyorsun? Şansımız artardı. Vurup dağılırsa ben yaşayamam Bilal. Kaybettiniz. 666 olacaktı. Aklıma da gelmedi değil, biliyor musun? Şimdi sizi bu iple öldürdüm. Ay anam! 66, 82, 99, 1. Ay, ip de böyle atlanır işte. Ay ne tatlı oynuyorsunuz, bayıldım size. Ben zaten şu an bayılmak üzereyim. Biraz bir şeyler yap, ne olur bir şeyler yap. Tamam, tamam İbrahim, tamam. Kusura bakmayın, biraz geç oldu. Biz artık gidelim. Aa, nereye gidiyorsunuz canım? Biz de düşünmüştük ki böyle sıcak bir şeyler içeriz, bir korku filmi izleriz. Korku filmini en sevdim. Yok, yok. Biz gidelim, çok teşekkürler. Biz şansımızı dışarıda ayıyla deneyeceğiz. Ama dışarıda tipi var. Olsun. Kurt sesleri geliyor ya. Umumuzda değil. Tüh ya, biz de bu gece size sarılıp ısınırız diye düşünmüştük. Kalıyoruz. Kalıyoruz. Oley be. Abilerim gitmiyor. Çok eğleneceğiz. Oley, oley, oley. O zaman... Sinem hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Seni tekrar yuvanda görmekten çok mutluyuz. Ben de çok mutluyum hocam. Efendim Sinem bundan sonra bizimle. İnşallah daha uzun seneler birlikte olacağız. Biz bunun için bir beste yaptık. Dinliyoruz. Hoş geldin Sinem bu sahneye. Bu direkt tütü ama yani. Tütü yok. Peki tütü buyur. İnşallah sana. Tamam. O zaman biz pijamalarımızı giyip gelelim. Durun! Durun ya! İki dakika durun be! Sürekli girip çıkıyorsunuz. Demin çıktınız işte orada. Niye değiştirmediniz pijamalarınızı? Ya siz biz yokken korktunuz mu? Ne oldu? Kim? Biz. Hiç de alakası olmayan bir durumdan bahsediyorsun şu an. Hayır, biz sizi çok özlüyoruz gidince, o yüzden. Ya. Sen de usludur kızım, tamam mı? Ya abicim, ben zaten ne yapıyorum ki? Benim sesim çok güzel, size şarkı söyleyeyim mi? Ya şuna bak ya! Ne güzel işte, bak çocuk size şarkı söyleyecekmiş. Sinem, hadi sen başla ablacığım, biz geliyoruz, tamam mı şimdi? Tamam. Hadi. Gitmeyin, ne olur. Ormanlarda gezerim, ormaklarda yüzerim. Çiçekleri toplarım, ben bir şişman görünce. Onu hemen boğarım. Çok sevinme küçük oğlan. Seni de öldürürüm. İyi başladı ama kötü bitirdi ya. Kesin artık, bu iş çok uzadı. Çok korktunuz, çok gerildiniz. Ediniz sert sert olacak. Sizi öldürdükten sonra sütü yatırmak zorunda kalacağım. Yeter artık! Yeter artık! Bana bak, sen bizi böyle korkutamazsın. Biz 32 yıldır elimize kız eli değmeden yaşamış insanlarız. Bunlarla mı korkutacaksın bizi? Bağırma abicim. Tamam, tamam ayıp ettim. Özür dilerim. Vallahi affet beni. Bak nasıl yola geldi, gördün mü? Bravo Bilal. Tamam, sorun yok küçük kız. Söyle bakayım, ne istiyorsun abilerinden? Sizi öldürüp deri çanta yapacağım kendime. Çıkmış Mehtap abla. Libidolarını bırakıp gittiler. Ya ben dedim kalın dedim, gitmeyin dedim. Ama ikna edemedim tüh. Hadi be.
artık şans, ne yapacağım? Dilek, boşuna hazırlanma, gittim çocuklar. Alo, Mehmet amca. Benim Sinem. Evet, kızlar güvende. Yok, erkek yok. Sen çık oradan haber.